Saygıdeğer dostlarım, hayırlı günler olsun inşallah. Gününüz güzel, geleceğiniz mutlu, parlak ve atanmış bir şekilde geçer inşallah. Arkadaşlarım, bugünkü videomuzda tam 17 şehir, 6 belediye, 3 kurum ve 3 üniversiteden bahsetmiş olacağız. Toplam 295 personeli ilgilendiriyor. Kısaca içeriğiyle ilgili size bilgi vermek istiyorum. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden 40 kişi, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nden 12, Tarım Kredi Kooperatifinden 16, tam 5 şehirde, Ordu Ünye Belediyesi'nden 11, Süleyman Demirel Üniversitesi'nden 30, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 11, Tarım Bakanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü'nden 13, Burdur Belediyesi'nden 50, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nden 17, Kırşehir Belediyesi'nden 71, Sakarya Karasu Belediyesi'nden 6 zabıta ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 18 personeli, toplam 295 personelden bahsetmiş olacağız. İnşallah bunlardan bir tanesi sizi denk gelir ve siz de bu kardeşinize dua edersiniz. Hemen başlayalım arkadaşlarım. Öncelikle İŞKUR üzerinden başvuru yapılmakta olan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi bünyesinde görevlendirilmek üzere daimi kadroda ortaokul, lise, üniversite mezunu, daimi kadroda 40 güvenlik görevlisi, temizlik, hasta bakım elemanı alımı yapılacaktır. Arkadaşlarım, başvuru 2 Temmuz'da bitiyor. Başvuru şekli olarak İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Kura çekimi olacak arkadaşlarım 2 Temmuz tarihinde 10-11 saatleri arasında Çanakkale Şehitler Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi yanı İçtaş Kongre Merkezi'nde yapılacak. Tabii ki siz buraya gidemeyeceksiniz. Yine internet üzerinden çekimi seyredebilirsiniz. Şimdi hasta ve yaşlı bakım elemanı için 20 personel için kadın olması, lise ve denge okulların sağlık bakım, ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı, sağlık bakım teknisyeni, hasta bakımı, engelli bakımı ve yaşlı hizmetleri dallarından mezun olması gerekiyor. Çanakkale merkez ve merkeze bağlı belde ile köy sınırlarında ikamet etmesi isteniyor. 13 hasta ve yaşlı bakım elemanı için ise erkek olması, lise ve denge okulların sağlık bakım, biraz önce saymış olduğum bölümlerden mezun olması gerekiyor arkadaşlarım. 2 güvenlik görevlisi alınacak, o da erkek olacak. En az lise ve denge okullardan mezun olması gerekiyor. Lisans mezunu olmak en fazla tabii ki demiş. Erkek 1.75 cm'den kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün santimetre olarak son ilk rakamı ile kilosu arasında 10 kilogramdan eksik ya da fazla da olmamak arkadaşlar. Tabii özel güvenlik görevlisi için özel güvenlik görevlisi belgesine de sahip olması gerekiyor. Silahlı ya da silahsız herhangi bir tanesi olabilir denmiş. Askerlikle ilişkisi bulunmayacak. Çanakkale merkezde ikamet ediyor olacak. İki güvenlik görevlisi de kadın. Kadınlarda da 1.65 ve altında olmayacak. Boy kilo endeksi de 10 olarak belirtilmiş. Tabii ki yine özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olması gerekiyor arkadaşlarım. 3 temizlik görevlisi engelliler için arkadaşlar, sadece en az ortaokul, en fazla lisans mezunu olmak, yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engeller için en az %40 ve üzeri sağlık kurulu raporuna sahip olmak, yine Çanakkale merkez ve merkeze bağlı belde, il ve köy sınırları içerisinde yaşıyor olmak. Arkadaşlarım, İŞKUR'dan başvuru yapacağınız için İŞKUR ilan başvuru numaraları burada, biraz önce saymış olduğum teker teker aynısı sırasıyla var arkadaşlar. Bu ilan numarasına girerek başvuru yapabilirsiniz. Allah'a emanet şimdilik. Arkadaşlar, diğer bir ilanımız İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri şoför, idari memur, hizmetli uzman personel alımı için başvurular 30 Haziran'da sona eriyor. Kamu personeli memur alımları başvuru süreci ve tüm detayları bu haberimizde hazırladık diye ilanda yazılmış. Biz de size aktarıyoruz. Arkadaşlar, 5 uzman yardımcısı, 5 idari memur, 1 engelli idari memur ve 1 de şoför. Hizmetli alımı için 1 olmak üzere 13 kamu personeli alımı başvuruları 30 Haziran'da da sona eriyor denmiş. Nasıl olacak başvurular? Şahsen ya da e-posta adresine gerekli belgeler teslim edilerek yapılacak. 30 Haziran 2021 tarihine kadar da yapılabilecek. Başvuru şartı olarak arkadaşlarım, KPSS'den en az 70 puan alanlar başvuru yapabiliyor. Yabancı dil sınavından ise sadece uzman yardımcısı kadrosu için en az 70 alması gerekiyor. Mezuniyet şartı olarak uzman yardımcısı alımı için siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, iletişim ve mühendislik fakülteleri ve diğer 4 yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin kamu yönetimi, uluslararası ticaret, matematik, istatistik, ekonometri bölümleri lisans mezunu olması gerekiyor. İdari memur alımı için siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, idari bilimler, iktisat, işletme, iletişim, mühendislik fakülteleri ile diğer 4 yıllık eğitim veren üniversite fakültelerinin kamu yönetimi, uluslararası ticaret, matematik, istatistik, ekonometri bölümleri ve lisans mezunu olması gerekiyor. İdari memur alımı için diğer bir özellik ise yine aynı şartlar altında, arkadaşlar bunu unutmayın, bu engelli alımları için onu da söylemiş olalım. Yine en az engelli olacak olan kişiler için en az ön lisans mezunu olmak denmiş. Bazı arkadaşlarım yazıyor, hocam engelli alımı var mı yok mu? Alım var ama inşallah ikamet istemiyordur. Şoför alımı için en az lise mezunu olmak, hizmetli alım için de en az lise mezunu olmak yeterli oluyor.
Diğer bir ilanımız Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi alımı için ilan yayımladı. 16 kadro için başvurular alınacak. Erzurum Bölge Birliği'ne bağlı illerde yani Ağrı, Ardahan, Erzurum, Iğdır ve Kars illerinde ikamet edilecek kooperatif görevlisi ve ziraat mühendisi alımı yapılacak. Genel şart olarak arkadaşlarım 30 yaşından büyük olmamak, askerlikle ilişkiyi olmamak gibi genel hükümlerin yanı sıra özel şartlar da var. Özellikle KPSS'den 60 puan alması gerekiyor. Ayrıca bölge birliğine bağlı illerin yani Ağrı, Ardahan, Erzurum, Iğdır ve Kars sınırları içerisinde son 6 aydır ikamet etme şartı da konulmuş. 9 Temmuz 2021 tarihi saat 6'ya kadar başvurular yapılabilir. İnternet üzerinden yapıyorsunuz. Kooperatif görevlisi alımı için illerin kontenjanları nelerdir? Ağrı 1, Ardahan 3, Erzurum 1, Iğdır 1, Kars 6 olmak üzere toplam 10 kooperatif görevlisi alımı yapılacak. Ziraat mühendisi alımı için de Ağrı, Ardahan, Kars illeri için 4 ziraat mühendisi alımı yapılacak. Arkadaşlar burada kontenjanlar var, puan türleri var. Bakın burada yine biraz önce söylediğim gibi Ağrı'da 1, Ardahan'da 3, personel ve ortak çocukları olarak bir tabii kontenjan da veriyorlar arkadaşlar bunlara. Erzurum 1 kontenjanı yok, Iğdır 1 onun da yok. Kars 6 kontenjan 2 kişi, toplam 12. Yani 3 tane kontenjan verilmiş. Mühendis olarak da ziraat mühendisi olarak da Ağrı, Ardahan ve Kars'ta 4. Bir tane personel ve ortak çocuklarına kontenjan ayrılmış arkadaşlarım. Diğer bir ilanımız Ordu İli Ünye Belediyesi'nde 11 personel alınacak, en az ilkokul mezunu. 29 Haziran 3 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek, başvuru şekli de şahsen olacak arkadaşlarım. 3 can kurtaran, 1 kasiyer, 2 temizlik görevlisi ve 1 seyis ve 4 aşçı alınacak. Ortak nitelik olarak en az ilkokul mezunu olmak, erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmamak, can kurtaran, kasiyer ve temizlik personeli için kadın olmak, can kurtaran için can kurtaran belgesine sahip olmak, kasiyer için muhasebe programlarına hakim olmak, temizlik personeli için daha önce kamu ya da özel sektörde temizlik görevinde çalışmış olmak, yani deneyim istiyorlar. Seyis için erkek olmak, antrenörlük belgesine sahip olmak, aşçı için erkek olmak ve alanında en az 3 yıl çalışmış olmak, bakın yine ikamet geldi, Ünye ilçesinde ikamet ediyor olmak. Diğer bir ilanımız Süleyman Demirel Üniversitesi arkadaşlar. 3 farklı ilan üzerinden toplamda 30 kişi alınacak. Online olarak başvuru gerçekleşecek. Beden işçisi olarak 26 kişilik kontenjan ayrılmış arkadaşlar. Kendi yürür özel tarım makineleri bakım ve onarımcısı ünvanıyla 1 kişi ve traktör şoförü ünvanıyla 3 kişi alınacak. Başvuru sürecinde adayların ilan numaraları burada arkadaşlar. En geç 2 Temmuz 2021 tarihine kadar başvurularını İşkur üzerinden yapabilecekler. Şart olarak traktör şoförü için F sınıfı ehliyete sahip olmak, kendi yürür özel tarım makineleri bakım ve onarımcısı alımı için 18 yaşından büyük olmak ve mesleki tecrübeye sahip olmak, beden işçisi için mesleki yeterliliğe uygun sağlık koşullarına haiz olmak, en az ilkokul mezunu ve Isparta'da ikamet ediyor olanların başvuruları kabul ediliyormuş. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne geçiyoruz arkadaşlar. Belediyesi bünyesinde görevlendirilmek üzere daimi kadroda ilkokul, ortaokul, lise, üniversite mezunu 11 personel alımı gerçekleştiriliyor. 5-7 Temmuz arasında olacak başvurular. Başvuru şekli ise cv@grandplaza.com.tr adresine online olarak yapılabilecek. CV'yi göndereceksiniz. Personellerin sayı ve ünvan dağılımı ise 6 garson, 2 aşçı yardımcısı, 3 temizlik personeli, 2 aşçı, 1 işletme sorumlusu. Garson için 6 kişi de erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmayacak. İzmir ilinde ikamet ediyor olacak. En az ilkokul mezunu olacak. Aşçı yardımcısı için 2 kişi en az ilkokul mezunu erkek, askerlikle ilişkisi olmayacak. İzmir'de ikamet ediyor olacak. 3 temizlik görevlisi için en az ortaokul mezunu olmak, erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmamak ve İzmir ilinde ikamet ediyor olmak. 2 aşçı için mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak, yani sizden bir sertifika istiyorlar. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmamak, İzmir'de ikamet ediyor olmak. İşletme sorumlusu da 1 kişi en az lise mezunu, erkekle askerlikle ilişkisi olmamak, İzmir ilinde ikamet ediyor olmak. Tarım Bakanlığı ve Orman İşletmeleri Müdürlüğü'ne geçelim arkadaşlar. İşkur'da yine aynı şekilde başvuru olacak. Ortaokul, lise, üniversite mezunu 13 işçi alınacağı söylendi. 2 Temmuz'a kadar başvurunuzu yapıyorsunuz. Başvuru yeri olarak da bildiğiniz gibi İşkur üzerinden olacak. 3 Devlet Orman İşletme Müdürlüğü orman işçisi alınacak. Türk vatandaşı olacak. Kamusal haklarda mahrum olmayacak. Askerlikle ilişkisi olmayacak. Emeklilik aylığı almıyor olacak. Erkek olmak, bakın burada erkek olmak demiş, 30 yaşından gün almamış olmak, tabii ki ağır işlerde çalışabilecek, sağlık raporu olmak, en az ortaokul, en fazla ön lisans mezunu olmak, Karabük ili ve Ovacık ilçesinde ikamet ediyor olmak. Yani nokta atışı yapmışlar, genelde birkaç kişi akıllarında varsa onu alırlar. Kümes bakım işçisi, bu da var, 8 personel.
40 yaşından gün almamış olmak, en az ortaokul mezunu olmak. Yani bir insan düşünür, ortaokul mezunu oldunuz, iş bulamıyorsunuz, kümes bakım işçisi olur musunuz? Olsun, yine de biz bunu size aktarmakla yükümlüyüz. Kümes işçiler yapmasına engel bir durum olmamak, bir de öyle bir engellik var demek ki, Ankara Eylül, Gölbaşı ve Hayman ilçelerinde ikamet ediyor olmak. Kümes bakım işçisi için yine iki personel, bu da 40 yaşından gün almamış olmak, en az lise mezunu olmak. Bak, lise mezunu olup kümes bakım işçisi oluyorsunuz. Ankara Eylül, Gölbaşı ve Hayman ilçelerinde ikamet ediyor olmak. İşkur'dan başvuru yapabileceğiniz için İşkur ilan numaralarda sırasıyla burada var arkadaşlarım. Burdur Belediyesi'ne geçelim. Burdur Belediyesi 5 kamyon şoförü, 5 beden işçisi, 10 beden işçisi inşaatta ve son olarak da 30 beden işçisi genel olarak alım yapıyorlar. 18-50 yaşlar arasında olacaksınız. Kamyon şoförü alımı için C sınıfı ehliyet şartı olurken tüm alımlar için en az ilkokul mezunu olmak ve 18-50 yaş aralığında olma şartları aranmış. Başvuru sürecinde arkadaşlar 5 Temmuz 2021 gününe kadar İşkur üzerinden başvuru yapabilirsiniz bu ilan numaralarıyla birlikte. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'ne geçelim. Sözleşmeli personel alımı yapılacak. 17 adet sözleşmeli personel KPSS B grubu puan sıralamasına göre olacak arkadaşlar. Yani belli bir puan var mı bakıyorum. Yok. O yüzden puanı yüksek olandan düşük olana doğru gelinecek. Arkadaşlar 3 hemşire alınacak. Lise mezunu, ortaöğretim kurumlarının hemşirelik, ebelik, sağlık memurluğu alanı, hemşirelik dalından mezun olması, 4 yıllık mesleki tecrübesi olması. 2 hemşire yine lisans mezunu olacak. 2 hemşire, 2 sağlık teknikeri yine ön lisans mezunu, diş protez, diş protez teknikerliği, diş protez teknolojisi ön lisans programlarından mezun olması lazım. 2 sağlık teknikeri ağız ve diş sağlığı, diş teknik sekreterliği ön lisans programlarından mezun olacak. 3 röntgen teknisyeni yine aynı bilim dallarında. 4 diğer sağlık personeli ön lisans, 1 diğer sağlık personeli ortaöğretim kurumlarının yine hemşirelik sağlık memurluğu alanından mezun olup Sağlık Bakanlığı perfüzyonistlik yetki belgesi sahibi olması ve en az 5 yıllık periatrik ve erişkin perfüzyonistlik tecrübesinin olması gerekiyor. Başvuru yeri ve zamanı olarak arkadaşlar üniversitenin https://kmu.edu.tr web sayfasından ilanda başvurularını yapabilecekler. 15 günlük süreniz kaldı diyor ama büyük ihtimalle yarın son arkadaşlar. Çünkü 6 Haziran'da yayınlanmış bu. Yarın başvurunuzu tamamlarsınız. Ana ekranda başvuru sistemine başvurmak istediğiniz ünvanı seçip bilgileri tamamlayıp doldurup başvuruyu tamamla butonuna tıklayarak inşallah yaparsınız. Arkadaşlar diğer bir ilanımız Kırşehir Belediyesi. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite mezunu 71 temizlik personeli alınacak. 60 yaş sınırı da konulmuş. 29-30 Haziran tarihleri arasında olacak. Bu da yarın bitiyor büyük ihtimalle. Başvurularını Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi Kırşehir adresine yapacak. Yani şahsen olacak başvurular. 71 temizlik personeli için 18-60 yaş arasında en az ilkokul mezunu olmak, erkekler için askerlikle ilişkisi olmamak, genel bir sağlık sorunu bulunmamak isteniyor. Belge olarak da kimlik fotokopisi, adres sicil kaydı, avukatın nüfus kayıt örneği ve diploma yeterli oluyor. Sakaryaeli Karasu Belediyesi'ne geçiyoruz arkadaşlar. 6 zabıta alınacak. Kadın erkek olarak da ayrım yapılmış. Başvuru zamanı 26 Temmuz 11 Ağustos tarihleri arasında olacak. Başvuru şekli de tabii zabıta olduğu için şahsen olacak. Genel nitelik olarak bildiğiniz üzere arkadaşlar 30 yaşını doldurmayacaksınız. Erkeklerde 1.67, bayanlarda 1.66'da olmayacak. En az B sınıfı ehliyete sahip olacaksınız. Boy kilo endeksi de +-10 olarak belirtilmiş. Bir zabıta memuru siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakültesi lisans mezunu olacak. KPSS P3 türünden 70 ve üstünde bir puan almış olacak. 3 zabıta memuru için de yine KPSS'den 70 üzerinde hukuk fakültesi lisans programında mezun olmuş olacak. 2 zabıta memuru için de yine KPSS P3 lisans 70 ve üstünde bir puan almış olacak. Siyaset bilimi, kamu yönetimi, kamu yönetimi lisans programlarında mezun olmuş olacak. Yine İşkur üzerinden arkadaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 18 personel alımı gerçekleşiyor 10 ünvanda. Başvuru şekli olarak kariyer.ibb.istanbul adresine online olarak yapılabilecek. 29 Haziran 6 Temmuz tarihleri arasında KİPAŞ için başvuru yapıyorsunuz. İç mimar 2 tane alınacak. Ulusal yönetmeliklere, mevzuatlara ve bölüme ilgili teknik şartnamelere hakim olmak. AutoCAD, Photoshop, StackUp programlarına hakim olmak demiş. Bir mimar için ulusal yönetmeliklere, imar mevzuatına sözleşme şartnamelere hakim olmak demiş. 4 inşaat mühendisi için yine aynı şekilde arkadaşlar AutoCAD SAP 2000 programlarına hakim olmak. İSPER adaylar için başvuru zamanı 29 Haziran 3 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. 2 planlama mühendisi için üniversitelerin mimar, harita mühendisi, inşaat mühendisi, şehir ve bölge planlama lisans programlarından mezun olmak. 3
destek personeli için tercihen lisans mezunu olmak, dinamik çalışma ortamına uyum sağlayabilmek, arşivleme konusunda deneyimli olmak, yazılım konusunda deneyimli olmak, iyi derecede bilgisayar ve ofis programlarını kullanabilmek. İstanbul Enerji AŞ adaylar için başvuru zamanı da 30 Haziran tarihine kadar arkadaşlar. Bütçe raporlama ve finans uzman yardımcısı için bir personel alınacak. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, alanında 3 yıl deneyimli olmak, mali raporu hazırlayabilmek, genel muhasebe ve finans muhasebe süreçlerine hakim olmak, MS Office programlarını etkin kullanabilmek. Bütçe raporlama ve finans uzmanı için bir kişi alınacak. Üniversitelerin işletme, iktisat, ekonomi bölümlerinden mezun olmak, alanında 5 yıl deneyimli olmak, genel muhasebe, finansal muhasebe süreçlerine hakim olmak gibi şartlar sunulmuş. Satın alma uzmanı bir kişi, yine satın alma tecrübesi olmak, üniversitenin ilgili bölümünden mezun olmak, iyi derecede bilgisayar ve ofis programlarını kullanabilmek demiş. Arkadaşlar biraz hızlı konuştum, biraz tabii ki bayağı bir alım var. O yüzden hakkınızı helal edin. En azından ilgili olan arkadaşlar ilgili bölümleri daha detaylı bir şekilde durdurup dinleyebilirler. Allah'a emanet olun, kendinize çok iyi bakın, takipte kalın. Hayırlı günler olsun inşallah.